Aile vaktinden herkese hayırlı, huzurlu, bereketli bir gün diliyorum. Efendim aile vaktine hoş geldiniz. Aile vaktinde daha önce de başladığımız bir konu bir kez daha gündeme getireceğiz. Çocuk ahlakı ve insan ahlakı ne zaman ve nasıl başlamalı? Nerede başlamalı? Kimle başlamalı? Biz bunları daha önce aslında bir başlangıç yapmıştık. Fakat bugün bir kez daha bu konuyu kaldığımız yerden devam ederek gideceğiz. Bizleri takip eden, bizleri izleyen bütün dostlarımız bilirler ki özellikle tekrar davet ettiğimiz misafirleri kaldığımız yerden devam ettirmeye çalışıyoruz. Efendim, ilahiyatçı, çok kıymetli bir imam hatip, değerli bir Kur'an kursu öğreticisi Abdülbaki Yahyaoğlu hocamla beraberiz ve kendisine bir hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok Allah teşekkür abi. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Sevgili hocam. Sevgili dostlarımız, değerli izleyenlerimiz <laughs> sizleri daha önce ilk defa bu ekranda gördüler. ...ve bana özelden yazdılar. Kıymetli hocamızı bir kez daha biz davet etme, etmenizi istirham ediyoruz. Allah razı olsun. Ee, biz de e, dikkate aldık. Sevgili izleyenler bu arada... E, ...gerçekten programlarımızda sizin ilginizi çeken, dikkatinizi çeken... ...efendim ilgilenmek istediğiniz, tekrar duymak istediğiniz... ...isimleri lütfen bana Lokman Yıldız TR Instagram adresinden yazın. Lokman Yıldız TR idres, e, Instagram adresinden bana yazın ki ben de onları bir kez daha dikkate alayım. Çünkü bazen bir sene önce davet ettiğimiz isim efendim e, sizlerin de bizlerin de özlediği oluyor ama yoğunluktan dolayı bizler onlara ulaşamıyoruz. Ama bana yazın olur mu? Lokman Yıldız TR Instagram adresinden bekliyorum. Abdülbaki Hocam, e, böyle kısaca kendinizden bahseder misiniz? Abdülbaki Yahyaoğlu, 1974 Sirt, doğumlu Sirt doğumluyum. E, SİİRT'te medrese eğitimini aldım Aynı zamanda okullarımı da okudum Ankara İlahiyat mezunuyum e, Yüksek lisans da e, yapıyorum e, Şu anda Küçükçekmece ilçesi e, Söğütçeşme Akşemseddin ah Camii Erkek yatılı Kur'an kursu yöneticisiyim e, Orada hafız hem hafız talebelerimiz var Hem Arapça öğrencilerimiz var Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an'ı anlama programında okuyan öğrencilerimiz var Elhamdülillah öğrencilere hizmet etmeye devam ediyor. Evet. Evet çok güzel maşallah. Evet. Ee, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve evet, öğretendir, öğretendir diyor Efendimiz Sallallahu ee, Aleyhi ve Sellem. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu sözünü inşallah, i̇nşallah. mazhar olmayı Allah hepimize nasip eylesin. Alın, i̇nşallah. Ee, dünyada siz onunla ilgili bir adım atıyorsunuz tercihinizi ondan yana yapmışsınız. Ne mutlu size. Allah razı olsun. Sizin gibilere. Cenab-ı Hak ihlasla bu hizmeti devam ettirmeyi nasip eylesin. Amin, amin. Kıymetli hocam. Evet, e, Kur'an ekseninde atılan her bir tohum e, ileride çok farklı neşrunlamalar bulacaktır. Sevgili izleyenler bu program ilahiyatçıların buluştuğu bir program değildir. E, aile vakti psikologların, pedagogların, aile danışmanların, psikiyatristlerin hatta sağlıkla ilgili birçok efendim tabiplerin görüş beyan edeceği bir program. Ama aile vaktinde söz konusu çocuk olunca fıtrat üzere doğan çocukların şimdi canımızı sıktığını duyunca mecburen sorun çözmeye gidiyoruz sorunu bulmaya ve bulduğumuzda da aa Evet Demek ki burada bir eksiğimiz varmış diyoruz diyebiliyoruz diyeceğiz Evet onun için özellikle son zamanlarda e, sokaklarda Efendim caddelerde televizyonlarda dizilerde e, ve e, özellikle tiyatrolarda gündeme gelen o e, Ahlaksızlık, efendim o sahneler çocuklarımızın cinsel e, kimlik problemi noktasındaki sıkıntıları böyle özellikle gündeme getirenler olunca baktık ki gerçekten bizim çok ciddi mana temele inip orada değerlerimizden, neyi yapamadığımızı, neyi göremediğimizi, neyi uygulayamadığımızı sorgulamamız gerekiyor. Onun için ben özellikle işin uzmanlarıyla bu konuyu bir kez daha konuşmak istiyorum. Kıymet Hocam daha önce şunları konuştuk. efendim ahlak tabirini kullanınca aslında eş seçimiyle başlar demiştik. Evet. bununla ilgili epi bir, bir önceki sevgili izleyenler Abdülbaki Hocam'la birkaç hafta önce yaklaşık bir buçuk ay öncesinden bir videomuz var. Özellikle onu istirham ediyorum izlemenizi. Aki TV YouTube sayfasında aile vakti diye yazdığınız zaman çok rahat da görebileceksiniz. Çok dikkat çekici güzel anekdotlar vardı. Şimdi kaldığımız yerden devam ederim. Çocuk ahlakının şekillendiği ana nokta nereden başlıyor? Yani ben şöyle ifade edeyim. Biraz böyle garip bir soru olacak ama ne oluyor ki ne yapmıyoruz ki ahlaksızlık başlıyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Rabbi şahli sadri ve yasirli emri. Ve ahlul uğdata min ve fevkuli. Biz geçen hafta, geçen programımızda da ifade etmiştik. E, gömleğin e, düğmelerinin ilk e, düğmeden yanlış iliklenmesiyle bir düzensizlik meydana geliyor. Şimdi İslamiyet'in aslında e, bize ifade ettiği, uygulamamızı istediği bir takım şeyler var. Aslında bize bunlar basit şeyler gibi geliyorsa da haşa ama sünnet-i seniye böyle emrediyorsa, böyle yapılmasını gerektiriyorsa mutlaka onları uygulamamız gerekiyor. Hı hı, hı. Mesela daha önce de söylemiştik inşallah ifade edeceğiz tekrar. Mesela bir tahnik olayı tahnik olayı mesela çocuk doğduğu zaman e, resul Ekrem Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ve sellem e, çocuğu, bütün sahabe-i kiram çocuklarını getirirlerdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucağına koyarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tahnik olayı yani bir hurmayı hafifçe çiğner ve e, damağına böyle götürüp getirirdi. Mesela bu olay e, ve ona bereketle dua ederdi. Mesela aslında ta oradan da bu şeyleri de yapmamız gerekiyor. sünnet seniye bir çocuk Ta annenin hamileliği döneminden doğumuna, doğumundan e, süt emzi emme, emzirme dönemine ve ta çocuk temiz yaşını yani 6-7 yaşını yani sağıyla solunu birbirinden ayırt edecek yaşa kadar bir takım sorumluluklarımız var. Evet. Bu tahliye kolonini konuşurken evet. e, mesela şimdi tabi e, dolayısıyla e, bu bir sünnet aslında. Evet hemen Hı. ardından da işte Hı. değil mi sol kulağına ezan, Onlara, ezan sağ evet, kulağına işte ifade efendim şey edeceğiz onları e, evet. mesela Hı. ya işte niye efendim işte Hı. X kişi Y kişi Hı. E, hurmayı essin de çocuğumu ağzına versin evet. tabii bu her kişi değil aynen aynen ya yani yani, sokaktan geçen ya da işte değil kardeşimiz tabii. amcamız Hı. falan değil Hı burada uzman birisi, evet. takva sahibi birisi, maneviyatı güçlü birisi, eli ayağı temiz, abdestli, evet. dili dualı, kalbi güzel, Rabbi ile iletişimi güçlü en iyilerine bunu yaptırmak aynen, lazım. İmam-ı aynen söylediği budur. Evet. Yani kendi itikadı bence bu adam iyi bir adam dediği birisine bunu yaptırması lazım. Şimdi sünnet-i seniye eğer bir şey diyorsa Onda ışık vardır, onda bir bereket vardır, onda mutlaka bir hikmet vardır. Bizim aklımız erer veya ermez o önemli değil. Sünnet ne demişse mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, e, hamile bir kadının e, oruç tutmamasını söylüyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki e, bir kadın hamilelik döneminde e, ...hacamet yapmasın yani kan aldırmasın veya kan vermesin sırf zayıf olmasın diye. oruçta eğer ki kendisi kendi üzerine korkarsa veya çocuğu için korkarsa da orucunu tutmayabilir. Sırf o hamilelik döneminde çocuğu muhafaza etmek lazım. Yani bir kadının e, çocuğunu e, sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek için bizim aslında çocuğun... Üzerimize haklarından bir tanesi de onu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmektir. Eğer onun ona zarar verecek bir şey olursa, mesela orucu kaldırmış hamile kadından veya emziren bir kadından İslamiyet orucu kaldırmıştır. Hamile kadının eğer ilk iki ay veya son iki ayda kan vermesini tavsiye etmiyor. Eğer Doktorlara tavsiye edilirse, tabii eğer doktora danıştın diyor, eğer bir zarar evet, o dönemde o dönemde, öz, çocuğa, o dönemde çok ciddi madde bir kay, kan evet, kaybediyor, kanla beraber demir kaybediyor. Evet, aynı bu da şekilde, kadının hassizleşmesine, çocuğuna, evet, eşine ve e, çevresindekilere gereği gibi hizmet yani, edemeyecek Aynı, besleniyor. yani hamilelik döneminde bir çocuğu bizim e, sağlıklı bir şekilde, bu da bizim bir sorumluluğumuzdadır yani bir hamile bir annenin mutlaka çocuğun sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmesi için kendine dikkat etmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ve aslında dikkat etmesi lazım, yemeğine dikkat etmesi lazım. Eğer ona zarar verecek bir durum söz konusu olursa, mesela oruç diyelim, Ramazan denk geliyorsa, İslam dini diyor ki, eğer zarar görüyorsan sıkıntı çekeceksen tutmayabilirsin. Ve bu konuyu özellikle de biz ne anlıyoruz? E, çocuğun üzerimizdeki haklarından bir tanesi olarak anlıyoruz. Çocuk dünyaya geldi. Çocuk dünyaya gelince bunu Kur'an-ı Kerim zaten ifade ediyor. Biliyorsunuz erkek ve kadın, e, erkek ve kız olarak e, bir ayrımın yapılmamasını söylüyor bize. Allahu Teala Celle Celaluhu. Çünkü eski insanları anlatırken Allah diyor ki وَاِذَا بُشِّرَا اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثَ ذَلَّ وَاَتُهُمْ سُوَدَّ diyor. Yani eskiden tabi daha İslam dininden cahiliye döneminde birine senin kızın oldu denildiği zaman Yüzü siyahaşıyormuş. Subhanallah. Evet, rengi Demek ki renkten renge giriyormuş. Evden Kızım kaçıyor. Olmuş, evden kaçıyormuş. Ondan sonra tabii malumdur zaten cahiliye döneminde e, kız çocuklarına mesela e, bir e, gömme olayı varmış mesela. Öyle bir durum söz konusuymuş. Ve izel muudatu ilet mesela ayet kelimesiyle de bunu da anlıyormuşuz. İşte bizim mesela bir fark yapmamamız için de dahi olsa efendim saygıların bu kız kız çocuklarıyla alakalı özellikle diyor ki men yeli hadihil benet yani şu kim bu kızlara men yeli min hadihil benet bu kimin kız çocuğu varsa e, ve onlara iyi bakarsa e, kunne lehu sitre ona ...cehennemden bir örtü olurlar, bir perde olurlar, bir kız engel olurlar. Kız çocuğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ediyor. Yani özellikle ha, o dönemde kız çocuklarına evet, karşı bir, yapılan bir, bir yanlış, vardı, evet. yanlış. vardı, Yanlış vardı, kötü bir muamele vardı. Sırf bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Mesela bizim Ayşe annemiz radıyallahu teala ve diyor ki... ...bir gün ya Resulallah bir bayan geldi eve benden bir şey istedi. İki tane kız çocuğu da vardı yanında... E, F, o, sadece yanımda bir hurma vardı diyor. Ona verdim diyor. İkiye böldü. Her bir hurmanın bir parçasını e, şeye verdi diyor. Efendimiz Aleyhisselam yine aynı şekilde kim bu kız çocuklarına iyi davranırsa e, ona cehennemden bir perde olurlar bir şekilde ifade etmiştir. Yani Efendim, dediniz ya e, inşallah cehennemde perde olacaktı anlamında evet. <laughs> e, yani Efendimiz bizzat fiiliyle bunu göstermiş aynen, sanıyorum. Aynen hatta karşı bir gün özellikle. bir gün evet. e, camiye imamlığa geliyor Evet. İmam olarak <laughs> namaz kıldıracak omuzlarında Tabii. kızı Zeynep annemizin Bizim, radiyallahu anh, kızı, kızı evet, omuzları. Ümame annemiz evet, tabi o zaman şey. daha bebek hı hı. omuzlarında geliyor namaza duruyor evet. şimdi birazdan Resulullah bırakacak da öyle namaza duracak diye düşündük diyor hı. Resulullah onunla namaza durdu diyor evet aynı yani Ve omuzlarındaki namaza duruyor secdede bir süre kaldı sahaben birisi ne oluyor diye başını kaldırdı sonra baktık efendim tekrar secdede Sonra secdeden namazdan sorsun sor, yer sor, çok kaldın secde acaba vahiy mi geldi ne oldu diye efendimiz dedi ki yok dedi. Ö dedi sırtıma çıkmıştı. Ben de şeyini bozmak. Hatta istedim. başına çıkıyor. Sırtına çıkıp başında oturuyor. Aynen başında oturuyor. Sır ka, yani kalkarsam işte evet. düşer vesaire falan. Efendim Sayyid yani mesela bir hadis, kız çocuklarının evet. önemini orada efendimiz Adi. bizzat fiiliyle gösteriyor. Aynen öyledir. Efendim Sayyid bir hadis-i şerifi var. E, sadece kız çocuğuyla da alakalı. değil. Yani kız kardeşle de alakalı. Kimin üç kız kardeşi varsa ve onların onların hakkında Allah'tan korkarsa, onlara bakarsa ve Efendimiz Aleyhisselam dört parmağını şu şekilde yapıyor. Kâne ma'ye fil cenne hâkeze diyor. Dört parmağını işaret ediyor. Benimle beraber bu şekilde oluyor. Yani Firdevs, Efendimiz Aleyhisselam'ın yakın komşusu ona yakın bir cennette kalır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi bir hadis-i şerif daha var. Müstedrek hakim rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Diyor ki kim yine aynı kız çocuğuyla alakalı. Kime bir kız çocuğu olursa yine ona karışmazsa yani o eski cahiliye dönemiyle alakalı şeyleri söylüyor. Ona iyi bakarsa ve erkek evladını ona tercih etmezse yani e, ayrım yapmazsa erkek kız ayrımı yapmazsa yine diyor etxalahullahu bi'lcenne. Allah onu, hocam girdi Şimdi Onunları. kimin bir kızı varsa evet. böyle yaparsa, Hı -hı. kimin işte üç çocuk kızı varsa böyle yaparsa evet. benimle böyle olur diyor. Hı -hı. Şimdi benimle böyle oluyor diyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini bu zamanda Hı -hı. nasıl anlayacağız? Mesela Hı -hı. bir kız çocuğu vardır, Hı -hı. şımartıyordur, özgürleştiriyordur sonra ne olduğu belirsiz ortamlara giriyordur. Hı hı. O kız çocuğu, kız çocuğu olmaktan çıkıyor. Evet. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın yani biz eğitimde her şeyde Efendimiz'e bakmamız lazım. Yani ben şimdi baştan anlatıyoruz ya. Hamilelik döneminde Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyelerine bakmamız lazım. Çocuk doğduğu Efendimiz Aleyhisselam'ın dediklerine bakmamız lazım. Yani bizim hani az önce buyurduğunuz gibi şımartma vesaire bunlar İslamiyet'in söylediği şeylerle bizim eğitmemiz lazım. Yani bu kız çocuğunu evet e, sevmek, e, onu güzel bir şekilde yetiştirmek derken şımartmak demek değil. Mesela bir çocuğu, evet. bir kız çocuğu vardır ya da üç kız çocuğu vardır. Hı -hı. Efendim, bu üç kız çocuğunu gerçekten e, çok güzel elbiseler giydiriyor, çok güzel okullarda okutuyor efemece işte kılı kıyafetine karışmıyor. işte hiçbir şekilde onun üzülmesini arzu etmiyor. Yani görüntü itibariyle o kızcağız ya da o kızlar böyle saltanat hayatı yaşıyorlar. Evet. Fakat belli bir zaman sonra o kızlar kendilerini Allah'tan uzak bir hayatta değerlerimizden uzak bir hayatta ecdadımızdan uzak bir hayatta kimliğimizden uzak bir hayatta kız olmaktan çıkmış kız gibi davranmıyor Evet böyle bir halde bu anne baba ne yapmalı ya da bu kızcağızın durumu nedir yani ne yapmamız gerekiyor evet. Ben yine ısrarla ilk yetiştirme daha küçükken yani, 3 yaşından anlayacağı bir vakit olan şu bu zamanımıza hemen hemen 3 yaşında anlıyor çocuklar. 3 yaşından itibaren e, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesiyle onu yetiştirmemiz gerektiğini e, söylüyorum, inanıyorum. Efendimiz ne söylemişse bu yetiştirme tarzı sadece kız çocuğu için değil, erkek çocuğu için de aynı şey geçerlidir. Efendim Sallallahu Aleyhi demiş de, şu şekilde yetiştirin, şu şekilde yapın, namaza götürün, namazı emredin, namaz için onu beraberinizi namaza götürün, e, abdesti öğretin, tahareti öğretin, İslam fıkhını öğretin, hükümlerini öğretin, Peygamber Efendimiz Sallallahu mucizelerini onlara anlatın. Yani eğitimini, Efendimiz Sallallahu mesela ilk çocuk biraz hafif, biraz kendini toparladığı zaman, efendim Sallallahu ona bir sure öğretirdi bir ahet öğretirdi. Efendimiz Aleyhisselam mesela, mesela Kur, Enbiya, Peygamber Efendimizin mutlaka ahlakını e, çocuklara anlatırdı sahabeler. Biraz çocuk hafif bir biraz büyüdüğü zaman. Yani yetiştirme tarzı dediğim gibi yetişmesi sünnet-i seniyye ile etikadı, ahlakı eğer sünnet-i seniyye üzerine oturursa, onunla birlikte eğer büyürse, Allah'ın izniyle eğer biraz sıkıntı olursa sonradan genç Olduğu zaman biraz sıkıntı olursa tekrar yine toparlanır. Tamam. Tekrar yani o zaman edin. şöyle hocam. Evet. Yani iyi yedirmek, iyi içirmek, Hı -hı. iyi giydirmek demek değildir o. bu kızcağızla evet, sahip evet. çıkıyor anlamında değildir. Değil, değil. Evet. Yani çocuğun Hı -hı. ahiretteki hayatını da dikkate evet, alarak. Tabii ki. Muhakkak öyle. Bugün endişe duyan, Hı -hı. ahiretteki yerini dikkate alarak Hı -hı. bugün onu giydiren... Hı -hı. Bir anne baba modelini evet. bekliyoruz yani. Evet. Ee, bakın hocam yani kısa bir zaman önce Hı -hı. efendim gördüğüm bir manzara. E, küçük ya iki yaşında bir bebek. Efendim işte e, yani böyle nasıl söyleyeyim kısa bir Hı -hı. E, yani iç çamaşır gibi. Efendim işte yine bir zıbın gibi bir şey. E, kızcağızın Hı -hı. çocuk bebeğin böyle bütün atısına bütün bedeni sanki dışarıda gibi. Hı hı. Sadece avret yerleri dediğimiz kısımlar i̇şte kapatılmış. Bu çocuk bu bir anneyle ediyorsa, karşılaştım hocam. Evet. O bir alışıyor artık. Bir o. anneyle evet. karşılaştım. Hı hı. Dedim ki, e, ya bu çocuğu bu şekilde efendim sokakta kucağınıza taşımanız uygun mu? Hı hı. Ne münasebet beyefendi dedi. Hı hı. Ne demek istiyorsunuz? Size ne demek istemiş olabilirim dedim. Evet. Kapatayım mı dedi. Ben size kapatın demedim ki. Evet. Allah bilinç versin. Izin. Yani, ben size kapatın evet. demedim. Bir, bakın, işin dini boyutuna girmiyorum dedim. Bu çocukta yani daha bebekken bu şekilde giydirseniz, yarın bugün toplumun değer yargılarında önemli bir yer alan. Büyüklerimizin, hocalarımızın, Allah'ımızın bize gösterdiği ve emrettiği tesettürü nasıl kabul ettireceksiniz? İki, bu çocuk bu şekilde alışa, alışırsa bedeni nasıl yarın bugün içselleştirecek tesettürü? Bu çocuk şimdiden bu şekilde, çünkü bebek vücudu göz alıyor, nazar değerse siz kimin nazarını engel olabilirsiniz? Çünkü herkes o bebeğe karşı ilgi duyuyor. İster tesettürlü bir annenin kızı olsun, ister tesettürlü olmayan bir annenin kızı olsun. O bebek bir şekilde dikkat çekiyor. Evet. O nazarla bu çocuğun huzuru olabileceğini düşünüyorsun. Bu çocuğun bu şekilde büyüyerek ileride gerçekten hayali bir hanımefendi olacağını mı düşünüyorsunuz? Evet. Ama bu çocuğa yazık ediyorsunuz dedim. Evet. Yani düşün bakın verdiği bana tepki çok enteresan. E Şimdi ben bu yaşta bebeklik halinden itibaren... Evet. Yani işte yanlışımız yanlışımız oradan başlıyor zaten. Yani e, çocuğu ta küçüklüğünden ta sonuna kadar e, bizim e, nasıl yetiştiriyorsak, nasıl ona öğretiyorsak, nasıl onu alıştırıyorsak o şekilde mutlaka e, oluşuyor. Onda bir tabiat olarak oluşuyor. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bir çocuğunuz da olduğu zaman e, ...sahab-ı kiram, peygamber bu çocuğu getir diyorlardı Efendimiz Seleme ...sağ kulağına mutlaka ezan okuyordu... ...sol kulağına da kâhmet getiriyordu Efendimiz Selam. Sırf çocuğun ilk duyduğu şeylerden bir tanesi... ...Allah'ın vahdaniyeti... resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselam'ın işte Risaleti... E, ...ismini duysun diye Efendimiz e, çocuk ...bu ilk şeyleri, e, ilk kulağına bunlar girsin diye... ...mesela Hazreti Hasan Efendimiz'e de yapmıştır... E, Hazreti Fatıma e annemiz getirdi kucağına koydu. Yine sağ ezanına sağ kulağına ezan okudu. Sol kulağına da mesela kahmet getirdi. Bu çok önemli bir şeydir. Bunu mutlaka kaçırmamamız lazım. O da ee, yine yetkili, etkili, yine etkili. ve takvalı bu, bir hoca, cami hocası bir da yapabilir. Evet. Kendi aileden biri de yapabilir. Hastanede de yapabilir. Birisi de, herhangi biri de yapabilir. Şimdi e, tahnik, tekrar hemen onu kısaca geçelim. E, yine peygamber efendimize getiriyorlardı. Ee, ona bereke, efendim sözlerim, e, biraz çinip e, dudağına, damağına vuruyordu. Mesela bunu da ka kaçırmamamız lazım. Hatta bir gün bir ansardan bir sahabe çocuğunu getirdi. Efendim sayısı kucağına koydu. E, onun hurması, hurmayı koyunca çocuk biraz böyle daha da istedi gibi bir hoşuna gitti, tatlı geldi ona. Efendim sayısı o zaman bir söz söyledi işte hubbul ansari et temru yani ansarlar e, hormayı seviyor diye gülmüştür Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi ki sırf Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk mübarek e, tükürüğü, ilk mübarek ağzından olan bir şey e, çocuğun karnına girsin diye özellikle sahabeler bu olaya çok önem veriyorlardı. Getiriyordu mesela e, koyuyorlardı ve isimlerini de e, koyuyordu Efendimiz Aleyhisselam. İsmini de bırakıyordu. Şimdi e, efendim selâm isim mesela isim de çok önemli bir şeydir. İnne kum tudâuna yawmül kıyameti biasmâikum ve asmâi ebâikum diyor efendim selâm. Kıyamet günü ey oğlu fulan yani ey Abdulbaki Yahya oğlu Abdulbaki mesela kalk denileceği zaman hesapta hem diyor babanızın adıyla anılacaksınız o mahşerde o ara hem de isimlerinizle çağrılacağınız için güzel isimlerinizi bırakın diyor. Efendim Selam. Bu da çok önemli. Yani, çocuğun haklarından bir tanesi de üzerinde olan şey. güzel bir isim. E ee, men lehu isme. O zaman şöyle başlık mı kullansak? Evet. Ee, çocuğun anne baba üzerindeki hakları. Hı -hı. Tabii ki. Çocuğun anne baba üzerindeki, üzerindeki hakları, hakları diye evet. yazarsak aynen. Efendim, ee, o zaman bir e... bir eş seçiminde e eş seçiminde yardımcı olacağız. Hamilelik döneminde o muhafaza evet. etmek, hı -hı. onu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmek. Doğduğu zamanda da ki yapacağımız şeyler işte bir tahnik, e, tahnik yapmak, e, ezan okumak, kahmet getirmek, isim koymak, güzel, isim güzel isim, bir doğru. isim ona Efendim Efendimiz Aleyhisselam tesemmü bi esma el Mesela peygamber isimleri koyun diyordu e Efendimiz Mesela ama ve habbul esma Abdullah Abdurrahman diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en çok sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır ee, mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Harp Murra gibi isimleri de e, koymayı bazı sahabelerin böyle kötü isimleri var Efendim efendimiz değiştiriyor değil Aslında mi Ömer'in radıyallahu aleyhi Asiye diye bir kızı vardı mesela onun ismini dahi değiştirmiştir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ara şey vardı ee, Bücehir diye evet, Bücehir diye evet, birisi varmış yine aynı şekilde Hazin diye mesela Hazin sert demek mesela Hı -hı. efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmiş Demiş ki sen e, ismini değiştirelim demiş. Sen sehilsin demiş. Yani kolaylıksın. Sen hazin normalde sert demek. E, efendim söylesem değiştirmiştir. Efendim, Hatta e, evet. Süheyl bin Amr e, sanıyorum şeye geliyor. Evet. Hudeybiye Barış Antlaşması'na. Diyor ki kim geliyor? Evet. Yani temsilci müşriklerin kim Süheyl geliyor? Dedikleri Süheyl dediklerinde hoşuna gidiyor. Efendim söylesem işimiz de kolay olacak isimlerle diyor. İsimlerle bir tefeül olayı vardı. Tefeül ediyor. Hazin böyle. mıydı hocam? Hazin, hazin. Hazin sert demek yani. Şimdi sevgili izleyenler. Evet. Ee, bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazın diye bir hı. ismi değiştiriyor. Niye? Sert. Hı hı. Ee, sert. Sürekli adama sert diyorsun. Sert diyorsun. Bu adam yumuşak bir tavır, hı hı. bir eda sergileyebileceğini düşünebiliyor muyuz? Hayır. Peki hocam, biz her gün çocuklarımıza Kaya diye isim koyuyoruz. Kaya. Evet. Yalçın. Hı hı. Bakın. Yani hı hı. E, mesela e, şey var değil mi hocam? Taş anlamında ne vardı? Tunç var, taş var. Mesela evet. tuş, tunç koyuyor, mesela. Evet. Değil mi? Yani şimdi bakın her gün evet. çocuğumuza sert ol, Hı. kaya gibi ol, yalçın gibi ol. Mesela Cemre evet. oluyor. Mesela bazı isimler vardır. Yani güzel isimler varken peygamber isimleri, hanım sahabi isimleri. Ki Efendim söylesem bize ki e, tavsiyesi peygamber isimlerini koymamızdır. İbrahim, İsmail, işte Lokman. Abdullah Abdurrahman Abbaki. Mesela birisine sormuş sen ismin ne? Abdüşer demiş. Abdüşer. Yani şerrin kötülüğün kulu. Yok demiş sen ente abdu demiş. Sen Abdulhayırsın. Yani hayrın kulusun. O, evet. İsmini değiştirmiştir efendimiz Aleyhisselam. Ve bu değiştirdiği isimlerle alakalı baya bir liste var. Bir uzundur. Ee, şey değil, ee, değil mi efendimiz, hocam? Efendimiz mesela berra koymayın diyordu. Berra. berra. Ha Berra. Mesela Berra çok iyi demek çok güzel kendinizi Allah'a karşı teşkiye etmeyiniz. Allah bilir kim berradır, kim değildir. Hmm. Bazı isimleri özellikle de mesela mesela istemiyordu ki efendim şey burada mı mesela? Sait var mı? İşte Sait yok. Sait burada yok denildiğinde hani o sırf Sait yoktur anlamı taşımasın diye de bazen koymamanlarını tavsiye ediyordu efendim mesela hmm. Berra Berra burada yoktur mesela halbuki Berra Burada Berra yok. Hatta burada Her, güzellik yok demek yok anlamına Hı -hı. gelmesin diye efendim Aleyhisselam onu için isimler çok isimle müsenma arasında her aslında her çift arasında münasebet var. Evet. Bazen hocam şey evet. yapıyorum ben. Mesela işte bana da isim tavsiyesinde bulunanlar var. Evet. Hocam işte oğlum oldu ne isim koyayım? İşte evet. kızım oldu ne isim koyayım? Evet. Ee, yani lokma yıldız Instagram adresimde o hocam bir sürü buna şeyler geliyor. Evet. Ee, tabii anne babasının ismini soruyorum. Yani illa o gün müsaitsem gerçekten ilgileniyorsam anne babasının ismini soruyorum. Evet. Ee, fakat e, İsimlerin değil hocam. Bakıyorum harflerin enerjisi var. Aynen öyle. Evet. Yani peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza güzel isim koyun. Evet. Hikmeti o, var. O, onun hikmeti evet. sadece şey değil hocam. Mesela Lokman değil mi? Hı -hı. L harfinin başka bir enerjisi var. Hı -hı. O harfinin başka bir enerjisi var. Hı -hı. K harfinin başka bir enerjisi var. Yani bu başka bir ilim tabi ama e, o genel manada pozitif enerjilerin yoğunlukta olduğu harflerin bulunduğu isim bana göre Cenab-ı Hak onu tayin etmiş. Evet. Efendimiz ondan dolayı diyor ki işte Kur'an'daki o şeyler peygamber isimleri, i̇simleri özellikle yani. erkek çocuklarına. Hı -hı. Peygamber Efendimiz e, kız çocuklarına hangi tür isimler daha çok koyardı hocam? Hatırlıyor ee, musunuz? Zeynep, Fatime evet e, çoğu öyle Efendimiz Aleyhisselam sahabelerin isimlerinin arasında Zeynep vardır mesela Hı -hı. E, daha çoktur. Şimdi Betül mesela bet değil mi hocam? Evet. Aslında Betül isim değil. Yani o evet. sıfattır. Fatime evet. Tul Betül. Eee Hazreti Fatıma annemiz için söylüyor. Temiz demek. Tahir demek. demek. Hı -hı. Şimdi çocuk doğdu. Doğduktan sonra yapılması gereken vazifelerden birisi de onun akikasını kesmek. Akika. Önemli bir konu. Tabii çok önemli evet. bir konu. Kullu mevludin yuladu bi akikati. Peki ne hocam? E, sünnettir. E, her doğanın mutlaka Hakikası, akikasıyla akikasına esir olarak doğuyor. Ee, hikmeti hakkında. ne hocam? Onun yerine işte fehriku Fe anhu demen hadisi tamamlayayım. Fehriku Fe anhu demen mutlaka kanını akıtın diyor efendim onun yerine bir kan akıtın. Şimdi e, her, bu bir teşekkür midir Bu bir şükür işte, müdür? onu şu şekilde ifade ediyorlar. Her çocuk bir bedel midir? Bir her çocuk her çocuk akikasına esir olarak doğuyor. Ne demektir? Yani neden bir çocuk bir hayvanın bir kurbanın esiri esir ne demek? Onun hafız ve selameti bazı ulema öyle söylüyor. Onun hafız ve selameti akikasına bağlıdır. Yani o akika sanki Allahu Teala bir kurban verildiği zaman hafız ve selameti ona bağlı oluyor. Çocuk hmm. daha sağ salim oluyor. Veya anne babasına şefaati o akikaya bağlıdır. Hani çocuk evlatlar kıyamet günü anne babaya şefaat edecek. Ona bağlıdır. Ee, aynı şekilde bir anne ve baba çocuğundan fayda görmez. Yani göz aydınlığı olmaz onlara diye. Sadece akikası kesilmedikçe diye ifade etmiş. Bence ama bu bir sır sırmettir. hocam. Yine sırdır. Bir sır ama Eğer önemli bir şan dahilinde ise mutlaka bunu. Ee, evet. şey yapmaları lazım. Yani o zaman şöyle, ee, ben de şimdi tabii evet. siz şimdi e, ilahi eksende olaya bakıyorsunuz. Hı hı. E, ben de nihayetinde onunla beraber biraz da işin e, psikolojik boyutunu, işte efendim evet. e, biraz da farklı bir pencereden bakmayı düşünüyorum da. Şimdi mesela çocuklarımızda huzursuzluk var. Evet. Çocuklarımızın işi rast gitmiyor. Hı hı. Çocuklarımız isyan ediyor. Çocuklarımız problemli. Çocuklarımız namaz kılmıyor. Çocuklarımız, çocuklarımız... O zaman bugün ben şunu sorgulayayım. Ben bu çocuğun akikasını verdim mi acaba? Evet. Aslında ben bu çocuğun akikasını verdim mi? Bana sorsanız. Peki vermediyse ne yapalım? 15 keselim. yaşında, 15, 20, 20 yaşında da olsa, 50 yaşında dahi olsa kesebilir. Anne baba hayattaysa ki, imkanı olabilir. varsa kessin yani. Ben şimdi az önce söylediniz ya. Ne olur. Ayakalı. Buraya evet. çok dikkat alın. Ne olur. Yani bu azizane bu kardeşiniz defalarca bu vakalarla karşılaştı. Yani çocuğu olduktan sonra hiç İslami usul ve esaslardan haberdar olmayan bir sürü çevremizde insanlar var ve sonra bir şekilde biz haberdar oluyoruz. Evet ya bu çocuk doğar doğmaz bizim bunu akikasını vermemiz gerekiyordu. Kesmemiz gerekiyordu. Yani onun yerine bedel olarak bir hayvan Kesmemiz gerekiyordu. Kan akıtmamız gerekiyordu. Hı. Ben defalarca şahit oldum. Çocuklarından huzursuzluk duyan anne babalara, çocuklarından hayır görmeyen anne babalara sordum. Efendim işte işi rast gitmeyen çocukların işleri rast gitmeyen anne babalara sordum. Dedim ki kaç defa buna şahit oldum. Çocuğun akikasını kestiniz mi? O ne hocam diyor. Evet anlatıyorum. Hayır hocam diyor. Bize hiç kimse anlatmadı diyor. İnanın birkaç kişinin yani çocuğu 18 yaşında, 19, 20 yaşında olmasına rağmen sevgili izleyenler akikasının kesmesine vesile olduğu bu kardeşiniz ve bir baktım ki inanın taşlar oturuyor. Şimdi bakın hocam söyleyince inanın bunları burada bugün ben konuşacağım diye bir aklımda bir şey yoktu. Ama hocam çok önemli bir şey ifade etti. İf Allah razı olsun. Allah çok önemli bir hatırlatma. Yani, özellikle e, sırrını bilmediğimiz bir şey daha var. Saçını kesin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Tartın ve saçının e, gramı kadar da e, gümüş sadaka verin diyor Efendimiz. Hmm. Yani çocuğa çocuk doğduğu zaman hani saydık ya işte tahnik, ezan okuma, kamet getirme, işte akikasını kesme, ismini güzel bir isim bırakma. Sonra da e, saçını kesme. Çünkü Peygamber, Peygamber Efendimiz bizzat Hazreti e, Hasan'ın e, akikasını Efendimiz Aleyhisselam kesmiş. Hmm, evet. E, ve e, Hazreti Fatime, ya Fatime, ve tasaddaki bizineti Yani saçını kes ve onu tart. Gelen miktarla da gümüş ver, tartmış, Dibi e, dirhem kadar çıkmış, bir dirhem yani e, 3.24 gram gibi bir e, gümüş e, ve onun sadakasını vermiş. Hocam onu tekrar söyleyeceğiz de, evet. Ayşe Gümüş hanımefendi e, şey sormuş, gerçi cevabını verdik. Evet. E, şu anda çocuğum 19 yaşında, akikasını vermedim. Hı -hı. E, kesmem gerekiyor Tabii mu? Tabii ki kesebilir yani. Evet. Evet. Şimdi ee, şimdi o noktaya gelelim. E, saçını, saçını keseceğiz. Ondan Güzel sonra... Bir şey makineyle saçını keseceğiz. Sonra o Komple bütün evlerde şey de var. Hassas teraziler var. Mutfak terazi vesaire. Ya da bir e, kuyumcuya götür. Evet. Tartacağız. Ya bir yani gram mesela, bile çıkmaz Bir hocam. gram, iki gram ne çıksın? Hazır bir gram bile çıkmaz yani. 3.24 gram çıkmış. Allah Allah. Ayı Hay maşallah. Demek ki saçı boğulmuş. E, ne çıkarsa ha olmadı Hepimizde diyelim ki gümüş yüzük var. Yüzüğünü birine verebilir bir gümüş olarak da isterse hmm. veya parasını verebilir. Çocuğ, çocuğumuza saç kesmeyi de dedik. Peki onu Daha da, sonra... da yapmadıysa hocam? Evet. Ortalama bir çocuğun 2 3 gram kadar hı hı. bir saçı vardır. Biz onu da vermemişiz. E şimdi onu da şimdiden sadakası versek şimdi sadakasını versin ortalama onun niyetine inşallah evet. versin. Yani 2-3 gram böyle bir tahmini e, bir şey. Baksın ya da bir çocuğun baksın. Bu da 300 500 lira bir para demek hocam evet, ya. Muhakkak bir bunu da yapmamız Bir Sadakasını gerek. vermemiz lazım değil mi? Ya bunlar bilmiyoruz. Sünnet emretmiş. Resulullah efendim saysem emretmiş. bunlar sünnet-i seniyedir içlerinde mutlaka bir nur vardır, bir bereket vardır, mutlaka bir ışık vardır, mutlaka sizin dediğiniz gibi enerji vardır, pozitif enerji vardır. Evet. Nedir? Şey de? diyor ki hocam, Bediüzzaman Hazretleri evet. Rahmetullahi Aleyh, evet. e, sünnet-i seniye evet. diyor, bir edeptir. Evet. evet. birisi yoktur ki altında bir nur, bir edep olmasın. Aynen. öyledir. Yani dünya ve ahiret faydası evet. hocam. Çocuğa, vazifelerimizden birisi de yine sünnet-i seniye olarak e, hitan yani sünnet. Ee, erkek çocuklarımızı sünnet. Hatta bu hitan e, e, fıtrat Eski dönemlerde de, de ha, varmış Eski Aziz yani. peygamberlerden kalma bir sünnettir. Evet. Ee, hatta Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim Efendimiz, 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 sayıyor. Efendimiz fıtrat diyor 5 tanedir. Bazı rivayetlerde Hı -hı, evet. arttırıyor. artırıyor. Mesela bir e, sünnet olmak, eee tıraş olmak, bıyıkları kesmek, e, sakal Hı -hı. bırakmak tırnakları kesmek, işte ağza su almak, burna su almak ağız temizliği Ağız yani. temizliği matmada yani dediğimiz. Hı hı. Bir de işte koltuk altı vesaire hı hı. temizliğini ta fıtrat diyor. Ta eski peygamberlerden bize kalan sünnetlerdir diyor. Özellikle de, söylesem, de erkek çocukların erkek, sünnet çocukla olması alakalı. konusunu da Aynen. İbrahim Aleyhisselam'dan Aynen. gelen bir evet. sünnettir. Evet. Ee, bizim sünnetimizdir diye Efendimiz değil mi? Vurguluyor Aynı yani. Vurguluyor. Hatta bunu yedinci günde yapıyor bazı. Yedinci günde hem sünnet ediyor hem ismini bırakıyor hem hakikasını kesiyor. Eğer imkan varsa e, saçını da kesip tasaddukunu yapıyor. Yani yedinci günde bir aile toplanır. Ne güzel salavat getirilir. Sünnet dede veya bir baba kim ismini bırakacaksa ismini koyar. Ben senin ismini şu falanca koydum. Ne güzel olur bir böyle bir tören gibi bir şey gibi yapıp Salavat getirilir, bir beraber oturup bir çay içilir, bir yemek yenilir. Mübarek bir şey olur. Çocuğa sonradan da anlatılabilir. Ya senin ismini koyduğumuz gün ne güzel bir gündü. Deden gelmişti. Hele gelmişti. şimdi imkanlar var. Evet. evet. Efendim görüntülüyorsun. Öyle. Evet. Efendim bir de çocuğa evet, ileride izletiyorsun. Yani. Bak amcan evet. gelmişti, dayın gelmişti, halan vardı. Bak, kestik, bak kapının bak, ahl önünde evet. ahlikanını kestik. Güzel şeyler yapılabilir. Çocuk biraz doğdu. 7 8 gün neyse geçti. Bu sefer çocuğun haklarından bir tanesi de bunu Kur'an-ı ı ifade ediyor. Bu arada e, diyelim hocam, Evet e, işte 7 günde yapmadık ama 7 senesinde hı hı. yapmamıza bir sakınca var mı? yani şey Ya da işte mı? hani Hangisi? illa şart tar mı yedinci günde yapmak? E, yok öyle ben öyle dedim. Bazı uh -huh. aileler yapıyor dedim hı. yedinci günde çocuğu hem sünnet de ediyorlar, hem e, isim bırakıyorlar, saçını kesiyorlar ve Ama tıbben bir tabii problem yok bir problem yani. Problem yok tabii ki yok yani. Ama çocuk ne kadar büyütmese o kadar iyidir. Sonra malum çocuklar sünnet törenlerinde kaçıyor vesaire şeyler oluyor. Şimdi çocuğun üzerimize haklarından birisi de aslında en önemlisi de bence asıl hani e, nokta emzirme noktasıdır. Hmm. Emzirme yani çocuğun ilk e, ağzına girecek olan şey. Şimdi eğer annelerimiz e, iki yıla yakın çocuğunu emzirmesi gerekiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Evet emziren anneler evet. E, özellikle bu programı dikkate alın olur mu? Evet. Özellikle dikkate alın bakın ne çıkacak şimdi. Evet şimdi e, biliyorsunuz Kur'an'ın nasıl iladır emzirme bahsi çocuğun emzirme konusu Kur'an'da açıkça ifade edilmiştir Hatta eğer boşanmışsa da ona emzir çocuğu emzirdiği için e, infak ödenir. etmesi nafaka evet. öder vesaire. Şimdi e, bunu sadece biz de demiyoruz. Yani hatta diyelim ki annenin sütü yoksa veya anne bir sıkıntı olursa veya Allah muhafaza bazen oluyor takdir-i ee, anne ölüyor, doğumda ölüyor. O zaman babanın çocuğu emzirecek bir bayan bulması ve onda ücretini ödemesi gerekiyor. Yani o da ayrı yine emzirme olması lazım. Aleyküh hal. Yani Buna bir, bir annenin sinesinden çocuğun beslenmesi lazım. Beslenmesi lazım. Yani Mama o dönemde efendim işte e, çocuklu evet. olan bir anne aranır. Evet. Ona ücreti ödenir. Bir efendim say de aynı şekilde süt annesi vardır malum evet. Halime. Halime Saadi annemiz. Onlar özellikle eee Kureşliler çocuklarının daha böyle yaylada vesaire daha iyi bir Arapça öğrensin, daha fasih olsun diye çocuklarını süt anneye verirlerdi mesela. Süt anneliğe çok önem verirlerdi mesela. Hocam, eee efendimizin Aleyhissalatu vesselam ...çocukluğunun evet. geçtiği bölgeleri nasip oldu gezdim. Evet, maşallah. Ee, Tayf bölgesi Beni, biliyorsunuz. Evet. Beni Bekir bölgesi. Beni Saat. Evet. Beni Saat yurdu. Evet. Ee, hakikaten e, hala o temiz hava... Evet. ...hala o bereketli hava... ...hala o böyle şey esiyor yani hakikaten. Evet. Yani Rabbim inşallah yani. herkese nasip Abi, eylesin. Amin inşallah. Ee, bu arada sevgili izleyenler... E, tabii hacca e, gitmek isteyenler oldu gidemediler hı hı. biliyorum gidemeyenlerin canı yanıyor üzülüyor ama takdir Cenab-ı Hak böyle hı hı. E, hüküm sürmüş e, bir koronavirüsü gerçekten çok ciddi manada etki etti e, 65 yaş ve üstü e, şu anda gidemiyor gidemediler e, İnşallah onlar dua edecekler e, fakat e, şu kapı açık, ben onu söyleyeyim size. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu ifade ettiler. E, i̇nşallah e, Ağustos'un 15'inden sonra da artık umreler açılıyor. O gün inşallah Rabbim nasip ederse ben de heyecanla bekliyorum. İnşallah böyle güzel kalabalık bir grup oluştururum da böyle heyecanla giderim inşallah. Sizlerle dostlarla o gün gitmeyi arzu ediyorum inşallah buradan duyurumuzu da yapalım. Ben zaman zaman ne zaman gideceğimi de inşallah Instagram sayfamda Lokman Yıldız Teli Instagram sayfamda da paylaşacağım. Ee, onu demek istiyorum yani umre kapısı açılıyor. Ee, Allah'ın izniyle küçük hac boyutunda olan evet hac farizası olmaz ama küçük hac gibi inşallah o beldeleri efendimizin yürüdüğü her bir yeri inşallah izlemeyi, dokunmayı Allah hepimize nasip etsin. Evet, şimdi o küçük çocuklara evet. böyle hı. emzirmek lazım. Ee, Kur'an'ın nasıyla, hı hı. efendimizin e, yaşamıyla, e, sünnetiyle bu vurgulanıyor. Hı. Ama hocam şu anda neden anneler 2-3 ay sonra sütü kesiyorlar? Bu çocuktan ne beklenir? Evet. O mamalar annenin sütünü tutar mı? E, muhakkak tutmaz. Zaten bunu Sağlık Bakanlığımız artık e, baya bir e, onun üzerine çok teşvik ediyor annenin emzirilmesi. Yani bu aslında biraz da bilinçle alakalı bir şey. Yani bilinçlense. Bilinç midir? tembellik midir hocam? bilinç de var, tembellik de var. Değişiyor şeye göre. Aslında hem Kur'an-ı Kerim nasıl ifade edilse, hem bu işin dini boyutu ifade edilse, hani Sağlık Bakanlığı'nın emzirmenin ne kadar hem anneye hem çocuğa ne kadar fayda sağladığını bilseler, bir o bilince varsalar Allah alem inşa, yani iş şey yapmazlar ya. Yani, ya yani şöyle mesela hocam anne anne evet. diyelim Hı -hı. bir ürün yiyor o ürün Oldu. şu anne fabrikasında Aynen. işleniyor Hı -hı. ve çocuğun Aynen, ihtiyacı ait. olan bakın ihtiyacı olan gıdaya dönüştürüyor ben çok de. enteresan hocam enteresan mesela. Çocuk dünyaya gelir gelmez o gelen sütün kıvamı içindeki vitamin ve mineraller bir gün sonra üç gün sonra, beş gün sonra bir ay sonra farklıdır. Hmm. E hmm. Şimdi hmm. her gün çocuğun yapısına göre, midesine göre, hazmına göre Rabbim anne e, e, sinesinde, o fabrikasında işleyerek gönderiyor. Biz dışarıdan hazır mamalarla ilk gün ne veriyorsak bir ay sonra da aynı mamayı veriyoruz. Evet. Yani aslında ilk gün farklı yükleme, evet. Son günde yüklememiz gerekenlerden uzak bir yükleme yapıyoruz. Bu çocuğun gelişimi biraz, sağlıklı bulabilir e, miyiz yani? Yani biraz da tabii e, şey oluyor. İnsanlar biraz daha nefsini düşünüyor, biraz hava hevesini düşünüyor. Fedakarlıktan mesela fedakarlıktır tabii emzirmek büyük bir fedakarlıktır. Yani emziren bir annenin yaptığı fedakarlığı belki yeryüzünde hiç kimse yapmaz. Gece yarısı kalk kaç kere, dört kere, beş kere ağlıyor, kalk, kalkıyor, emziriyor, tekrar yatıyor. Bu tabii bir fedakarlıktır. Allahu Teala Celle Celaluhu o sırf emzirme hatırına bile olsa kıyamet günü mutlaka da yani çocuk doğuran bir anneyi mutlaka affedecektir. Yani o gecede o, o rahatından, o uykusundan verdiği fedakarlıktan dolayı Cenab-ı Hak bir e, su içirdiği için birini affediyorsa Gece arası 5-6 kere geceleri kalkıp emziren bir anneye mahfiret etmez mi? Affetmez mi yani? Ama Z tabii şey olması lazım değil mi hocam. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrini evet. yerine getiren, 5 vakit namazını kılan bir anne tabii ki tabii. Sırf göz aydınlığım olur. Evet. Sırf ileride şefaatçim olur. Evet. Allah'ın bana verdiği bu güzel hediyeye, bu emanete ben bakmakla <laughs> vazifelendirilmişim. Allah'ım senin rızan için uyanıyorum. Allah'ım senin rızan için fedakarlık yapıyorum, Allah'ım senin rızan için bakımını yapıyorum diyerek adım atsa o zaman her bir bakımı, her bir emzirmesi, her bir uyanması Hakkı. ibadet olur. Zaten ilk ilk doğduğu zaman sizin dediğiniz gibi niyet ederse sürekli aynı şekilde devam, devam eder. eder, niyeti devam eder yani inşallah ki annelerimiz böyledir. Yani ben inanmıyorum bir kadın başka bir niyeti başka bir şey olsun gece bu fedakarlığı yani insan zaten bir erkek olarak düşündüğü zaman bizim bize makul gelmiyor yani nasıl oluyor nasıl uyanabiliyor o sese aniden nasıl birden uyanabiliyorlar nasıl kalkabiliyorlar bu vesileyle hocam şöyle bir yani şey dönelim arada razı sanıyorum bir gün onlara sanıyorum Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a biri gelip Ya Resulallah annemi sırtımda tavaf yaptırdım işte evet, aynen diye ifade buyuruyor hakkını sen ödemiş diyor. olabilir miyim diyor değil mi aynen sen diyor ee, senin için o çektiği sancılardan birini bile ödeyemedin. yani. ödeyemedin evet. Onun için yani Şimdi, annesini karşısına evet. alıp da azarlayan delikanlılara hanımefendilere bu hadisi şerif, bu hatıra bence yeter. Aynen. Yani bırakın e, efendim. Şimdi allah Teala anne babaya eğer yeryüzünde başka bir kısa kelime olsaydı onu kullanacaktı. Yok. Daha kısa of. Yani anne ve babanıza of demeyin istiyor. Uffin. Yok başka kısa bir kelime yok. Eğer olsaydı onu söyleyecekti. Hatta birisi diyor ki bir İmam Şafii radıyallahu da olabilir. ona diyor ki ben babamla tartışa bir insan babasıyla tartışabilir mi diyor. Diyor ki babasının ayakkabısıyla dahi tartışamaz. İmam, Şaf İmam Şafii. Yani yanlış değilsem Allah alem. Allah Değil, değil adam babayla. Babasının, babasının ayakkabısıyla dahi tartışamaz. Ne diyorsun hocam ya? <laughs> yani bir bugün anne hakkı yani bırak babayı azarlamak, ya, haşa. babayı dövmek, haşa. babayı dışarı atmak haşa. değil. Ayakkabısıyla Ayakkabısı dahi tartışamazsın. tartışamazsın. Ya hocam <laughs> ne muazzam ya. hakikatler bunlar ya. Şimdi İslam'ın önemli e ee, yine esaslarından birisi de hıdanedir veya havane yani çocuğun bakımı. Çocuğu bakma, bu çocuğa bakmakla mükellefiz biz. Yani onu hem fiziki olarak korumak zorundayız, hem akli olarak korumak zorundayız. Aklı muhafaza etmek zorundayız. Ee, gıdasını, e, yiyeceğini muhafaza etmek zorundayız. Yani hıdanesi bize bağlıdır ta temiz zamanına veya ta buluk zamanına kadar. Ona bakmakla mükellefiz. Bu da İslam'ın özellikle önem verdiği şeylerden birisi hatta Efendimiz sallallahu aleyhi bunu ayırmış. Her biriniz işte daha önce de söylemiştik kulukum ra'in ve kullu meskulun an rayiyeti. Her biriniz çobansınız, mesulsunuz. Ee, efendim e, fi beyti yani kocasının evinden mesuldur, baba evden mesuldur. Hatta bir hizmetçi kendi seyidinin evinden mesuldur. Yani en sonunda yine Efendimiz ifade ediyor. Kullukum ra'in ve kullukum mesulun Yine çocuğun daha da biz mesuluz. E hani şimdi bazen diyorlar ya alıyor, atıyor, işte bakmıyor. Öyle bir şey yok. İslam Eğer İslam'ın hükümlerine bakarsak aslında, yani İslam ne demiş? Ben bu çocuk, ben bu, ben bu baştan baksın. Çocuğu doğdu. Ben bu çocuğa ne yapmalıyım? Yani doğduğu günden beri ta yani balik olduğu, evlendiği zamana kadar İslamiyet bize anlatmış ne yapmamız gerektiğini. Çocuğuna nasıl bir muamele etmemiz gerektiğini, ta ondan sonra çocuk 3 yaşına geldi. Ondan sonra edep dönemi başlıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi şöyle buyuruyor. Diyor ki, men hala validum ve la min edebin hasen. Affedersin. Bir Bir baba, bir anne ve baba bir çocuğuna güzel edepten daha güzel bir şey vermemiştir. Bir mal, bir miras. Mesela efendim Resulullah böyle buyuruyor Ekrimu auladakum çocuklarınıza ikramda bulunun vahsinu edebahum edeplerini güzel yapınız diyor. Mesela la en yueddiba ahadukum sizden biriniz eğer edeplendirirse veleduhu hayrun lehu min en يتصدق كل يوم نصف ساعه على Bir insanın çocuğuna edep öğretmesi oğlum bak bu yanlış. Bak oğlum bunu yapma. Bu haram. Bu mekruh. Bu düzgün değil. Bak bunu yaptın. Bak oğlum bu komşunun evine şöyle yapılmaz, arkadaşlara şöyle davranılmaz, evin içinde şöyle yapılmaz demesi, ona edep öğretmesi her gün fakirlere yarım sağ, e, sadaka vermesinden daha hayırlıdır Allah Sağ normalde 3 kilo gibi 2 900'e 910 gram. gram. Ortalama 3 kilo gibi. Ortalama 3 kilo gibidir. Hı -hı. Yani 1,5 kilo her gün e, fakirlere bir buçuk kilo sadaka vermesinden daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine aynı şekilde e, salihlerle beraber onu oturtması lazım, götürmesi lazım. Salihlerin olduğu yere yani mesela kötü yerlere gitmesine engel olması lazım. Bunu hep böyle daha küçük küçükken. Yani e, nereye alıştırırsan çünkü ne, aslında oradan lazım olacak. Yani. Edep 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 dilini olmak böyle konuşma. Mesela camiye bizim gidiyordur. Beş vakit camiye gidiyordur. Bu lazım. Camiye A, götürmesi lazım. Aynen özellikle İstanbul gibi bir yerde mesela güzel çok muhteşem camilerimiz var. İnsanın böyle keyif aldığı, zevk aldığı mesela bir Eyüp Sultan var. Mesela ayda bir mutlaka bir Eyüp Sultan ziyareti yapılması gerekiyor yani. Sahabe-i Kiram Eyüp Sultan şu anda en bildiğimiz en İstanbul'un manevi olarak allah Alem tabi büyüğü odur. Eyüp Sultan Hazretleri'nin yolunda giden Fatih evet. Sultan Mehmet, Mehmet Han'ı Cami Fatih Camii'nde ziyaret Cami etmek. Evet. efendim bir Yavuz Sultan <laughs> Selim'i çarşambada ziyaret etmek. Aynı şey Bir Abdülhamit Han Hazretleri'ni efendim Hı -hı. e, Çemberi Taş'ta ziyaret etmek bir Yahya Efendi efendim Beşiktaş'ta ziyaret etmek değil mi hocam? Aynı şekilde. Onların izinde yürüyen e, işte e, Mahmut Hazretlerini Aziz Mahmut Hazretlerini Üsküdar'da ziyaret etmek gibi yani e, Şimdi, Hidane yani çocuğu korumak bu Allahu u Teala'nın da emridir. Yani diyor ki Ya eyyühellezine amen, Ku anfusakum ve ehlikum naran diye devam ediyor ayet-i kerime. Hem kendinizi, kendinizi hem de ehlinizi, ehlinin, ailenizi korumak zorundasın, evet. mecbursun yani yapacak bir şey yok. Yani hem bir insan kendi evladını dünya ateşinden koruyorsa, yani Allah muhafaza diyelim ki bir ev. Yani korumak şey değildir. Ee, Efendim işte yağmurdan, yok. çamurdan, sudan işte korumak değil. Evet. Ee, hem o da var. Onu da onda o da var tabii. Hem fiziki dünyevi olarak da koruyoruz. Eğer dünyevi olarak koruyorsak sadece koruyorsa, o değil. Onu demek istiyorum. Evet, dünyevi olarak eğer koruyorsak, bu kadar hassassak, Allah muhafaza. Bir yer yandı. Çocuğu oradan kucaklayıp alıp kaçırıyorsak, aynı şekilde manevi olarak da ahiretine zarar verecek olan şeylerden de yine onu muhafaza etmemiz. Yani o zaman onu şöyle muhafaza. diyeceğiz sevgili izleyenler. Yani evet. özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yani sadece yağmurdan, çamurdan, güneşten efendim fiziki boyutuyla Hı. güvenliğinden sorumlu olduğu gibi, e, değil mi hocam? Evet, yani Aynı şekilde. E, efendim ekranın gizeminden de koruması lazım. Evet. evet. Ahlaksızlığın Hı. diz boyu değil, Hı. gırtlağı da geçtiği internetin oyunlarından da koruması lazım. Evet. Efendim işte şu platform bakın tekrar ediyorum sevgili izleyenler. Şu platform Türkiye'ye yeni geldi. Kısa bir zaman içerisinde Türkiye'de yayına girdi yani. Efendim o platformun adını korumak zorundayız ki o platformun yöneticisi açıkça e, kendimiz böyle böyle olacak diye ifade etmiştir. Kendi çocuklarını. bir iddia var etmiştir. yani. Kendim ben söylüyorum. şu kadar evet. insanları Hı -hı. bu hale taşıyacağım diyor ya, yani, diyorlar evet. yani. Evet. Şimdi böyle bir platformda da korumak zorundayız. İşte onlar Efendim var. işte evet. özür dileyerek söylüyorum. Ahlaksız dizilerin cazibesinden de kurt kurtarmak zorundayız. Aşkmış, sevdaymış, bilmem efendim şuymuş aile programlarıymış. Yani aileyi dikkate alan bazı böyle yıkıcı dizilermiş. Onlardan da korumak zorunda. Hak, hak. Vazifemizdir. Hatta şöyle de yapmak lazım evet. Bir baba bence bana göre bir anne madem koruyacağız ya çocuklarımızı çocuklarımızın üzerimizdeki haklarından bir tanesi onları koruma. Evet. Hıda ne dediniz? Hı -hı. Kur'an e, emrediyor. emrediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. O zaman şey yapacağız. Yani mesela X kanalda şu program izleniyor, şu programı gördük, pro problemleri saydık. Efendim şikayet edeceğiz yani. Evet. E, Rütü'ye şikayet edeceğiz, hı hı. sosyal medyada şikayet edeceğiz. Efendim işte bunu ger gerekirse yani böyle bir kamuoya duyuracak şekilde geniş platformlarda ifade edeceğiz. Evet. Şimdi ben size çok çok şey burada konuşabilirim ama yani... Ekranlar müsaade etmiyor. Nasıl ekranlar müsaade etmiyor? Yani kişisel, kurumsal vesaire hak ve ihlaller söz konusu olacağı için ben direkt isim kullanmak istiyorum ama siz arifsiniz sevgili izleyenler. Arife de tarif gerekmiyor. Şu dizi, bu dizi, o dizi. Efendim şu platform, bu platform. Ya bir de biz o platformlara aylık Abone para var. ödüyoruz Aynen. para. Şu kadar parayla ya da işte şu kadar ay kullanırsak ücretsiz sonra şu kadar paralar ödeyerek e ee çocuklarımızı zehirliyoruz. Çocuklarımızın ahlaki erozyona uğramasına vesile oluyoruz. Çocuklarımızın cinsel kimlik kazanma noktasında Allah'ın koyduğu kanun ve kuralları çiğnemesine zemin hazırlıyoruz. Değil mi hocam? Aynen. Ve biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu da korumak yani. Bu da muhafazadır. Allah'ın emri biz. Bakın ben bunu Allah'ın emri olarak evet. sizden duyunca bu aklıma geldi. Aynen. Demek ki Allah'ın emri. Hele bir de buna kalkıp dediğiniz gibi abone olup, para verip, destek olup zaten bunun vebali büyüktür yani Allah muhafaza etsin. Ha bu şu demektir. Evet. Ben öyle bir platforma abone oldum. Evet. Efendim işte ister o isim ister bu isim hiç fark etmez. Aynen. Ben abone oldum. Oradaki yaşanan bütün şerlere Evet. ister Des izle, ister izleme. Destek oluyorsun. Destek evet. olduğun için, aynen. orayı güçlendirdiğin için kusura bakma sen de o Hı -hı. günaha ortaksın. Aynen. Aynen şuna benziyor hocam. Yani bir oyun vardı. Ne olacak ki ya bir oy? Ya şerre veriyorsun. Evet. Ee, değil mi? Aynen öyle. Ya da işte şuna veriyorsun, buna veriyorsun. Bundan sonra o kişi, Hı -hı. A, B, C, bu hiç önemli değil. Kişiler geldiklerinde... Onların hayırlarına da onların şerlerine de ortaksın. Evet. Onun için biz bunu da korumak zorundayız. Bu da Cenab-ı Hakk'ın emri. Hatırlattığınız için çok teşekkür Allah ediyorum az olsun hocam. Peygamber Efendimiz mesela çocuklara mesela özellikle İbn Abbas diyorlar, onun annelerimizden Hazreti Hamza şey Hazreti Abbas'ın Abbas oğlu, oğlu. Peygamberimizin Abbas, amcası değil mi? Amcasının oğlu Abdullah evet. bin Abbas. Aynı zamanda annelerimizde Mey annelerimizden Meymune onun teyzesi olurdu bazen geceler gelirdi e, teyzesinin yanında kalırdı hmm. onun için bizzat evde beraber namaz kıldı gördü hatta bir ara ona abdest suyu hazırladı efendim çıktı gördü hoşuna gitti kim hazırladı bunu dedi meymuni annemiz dedi ki Abdullah hazırladı dedi o zaman meşhur duasını yaptı Allahümme fakuhu fiddin ve allimmu tevil diye e, ya Rabbi onu iyi bir fakih kıl o kadar muazzam bir alimmiş ki Abdullah bin Abbas yeri gereken bir ifade edelim e, evinin önünde biri bağırıyormuş. Yani bir tellal, bir çağrıcı bir hizmetçi bağırıyormuş. Fıkıh okumak isteyenler içeri girsin. İçeri 200 iki insan giriyormuş. Çıkıyor, hadis almak isteyenler içeri girsin. İşte içeriye hadisçiler giriyormuş. İşte kelamcılar giriyormuş. İşte Mahcum. bu şekilde böyle muazzam bir... Nasip oldu hocam, kabri ee, şerifini ziyaret eyvallah. ettim. Abdullah e, bin Abbas, Taif'te yatıyor. Hı -hı. Allah şefaatle mazhar evet. Efendim, Onunla beraber Taif'te hı. 14 tane sahabe dayatıyor. Radiyallahu ta'ala. Hepsi Taif'in merkezindeler. Maşallah. Kuşatmanın olduğu yerde şu anda yatıyorlar. Ee, Hazreti e, Abdullah e, İbni Abbas'ın camisi var. Büyük kocaman. Rabbim nasip Abdullah etti. Gezdik. bas Basra yapmış Hazreti Ali. Evet. Hatta vefat ettiğinde de Muhammed İl Hanefiye Hazreti Ali'nin hmm. oğlu cenaze namazını kılmış. Abdullah bin Abbas'ın. Şimdi o diyor ki bir gün teyzemin evindeydi. Bana dedi ki çocukla konuşuyor efendim. Ya gulem ey oğlum, ey oğlum. inni uallimuke kelimet. Gel sana birkaç kelime öğreteceğim diyor. Mesela bir ihfazillâhe yahfazke. Sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. çok önemlidir. Hani şimdi az önce buyurdunuz ya. Yani önce senin bir şeyler yapman lazım ki hani başka bir hadis-i şerifte diyor ki Bollukta Allah'ı tanı ki darlıkta seni tanısın. Ya. Yani, hadis mi hocam? Evet. Eee hmm. şimdi ihfazullah yahfazke. Yani ferahta Allah'ı hatırlamayanı Cenab-ı Hak evet, niye hatırlasın ki? Ihfazullah tecitu tujake. Allah'ı sürekli koru, Allah'ın hükümlerini koru. Allah'ın isteklerini yerine getir ki Allah da seni sürekli gözetsin, sürekli rahmetiyle Şey var değil et, mi hocam? Bununla korusun. ilgili ayet-kerime var. Evet. Allah'ın dinine yardım ediniz. Evet. Pansor tabiriyle başlıyor. Akıma hmm. Aklıma gelmedi evet. şu an. Yani Allah'ın dinine yardım edin. Evet. Ee, ona ondan ki ize sel -se tefes elille. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Ya hem bir itikadını oluşturuyor, hem fikrini oluşturuyor. Esa, Abdullah bir Abbas, Abbas söylüyor. Diyor. Şey evet. e, kim ona e, söyledi? Efendim söylesene. Ha, o... Abdullah bir Abbas hmm. diyor ki evet. bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Bir şeyden birinden yardım dileyeceğin zaman da Allah'tan yardım dile. Ve şunu bil ki eğer yeryüzündeki bütün insanlar Allah'ın sana yazmadığı bir şeyi sana vermeye kalksalar veremezler. Eğer yeryüzündeki bütün insanlar toplanıp e, sana engel bir, olsalar da zarar vermeye çalışsalar eğer Allah'ın sana yazmadığı bir şey konusunda sana zarar veremezler. Bir daha tekrarlayalım mı hoca. Eğer yeryüzündeki Şöyle, hayır, bütün hayır, hayır hayır. Evet. Ey oğlum, ey ya gulem, ey oğul. Evet. İhfazillah yahfazke. Allah'ı koru ki Allah, Allah, Allah da seni korusun. Yani Allah'ın çiz, çizdiği sınırları koru ki. Allah'ın dinini koru ki. Koru ki o da Allah'ın hükümlerini koru ki. O da sana yardım etsin. Ahmetiyle, ya. Rahmetiyle, melekleriyle, yardımıyla işini rast getirsin. Senin önünü açsın. Ehfazıla. Allah'ı koru ki Allah hemen karşında hemen yanında bulasın. Ya Allah dediğinde hemen ey kulum ne oldu? Ya Rabbi ben burada sıkıştım tamam yürü desin sana. Ama sen sürekli Allah'ın işini gör ki bir şey yardım isteyeceksin defe iste tan tefesten billah. Bir şey bir şey ise sel Ya bir şey hatta ayakkabı bağcığını bile eğer bağcaya ihtiyacın varsa ya Rabbi benim bağcaya ihtiyacım var de yani. Ya Rabbi benim işte bir süpürgeye ihtiyacım var. Aslında her şeyi Allah'tan istemek lazım. Bir denemek lazım. Ya Rabbi ve gittin otobüs yok bir yerdesin. Ya Rabbi bana bir araba gönder, bir otobüs gönder. Sürekli Allah'la aslında irtibat halinde olmak lazım. Ya Rabbi benim gözlüğüm kırıldı. Bana yardım et, bana para gönder, bana bir şekilde Allah'tan sürekli istemek lazım. Yani ise el tefes elillahi teala. Ondan sonra diyor ki eğer yeryüzündeki bütün insanlar toplansa sana Allah'ın yazmadığı bir şeyi vermek isteseler. Mesela seni diyelim ki vali yapmak istiyor. Bütün insanlar yapamazlar seni. Eğer Allah sana yazmamışsa. Ve aynı şekilde eğer gerçi bütün insanlar sana zarar vermeye kalksa, eğer Allah sana yazmamışsa onu yine sana zarar veremezler. Çünkü en sonunda e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Rufiatil aklam" çünkü kalemler kaldırılmış ve "Cuffeti's suhuf" yani sayfeler kurumuştur. Artık e, kaderi kaderi de yazılmıştır. Onun için rahat ol. E, bugün bazen şey geliyor ya ben niye başıma geldi? Ya Allah Teala bunu zaten yazmıştı sana. Ezelde yazmıştı. Kalbin rahat olsun. Bir şey olacaksa da hele söyle. Vallahi nasibimde var. Ne güzel bir olur. ne güzel bir kalpten bir... bahsediyorsun hocam evet, ya. Evet. Bu kalp huzur bulmaz mı ya? Evet. Ya bu kalbin Şimdi... sahibi bu kalbin sahibi Bedir'de hmm. yetiş ya Rab diyor. Evet. Beş Bekir, bin melek diyor. Hazreti Ebu Bekir o kadar üzüldü ki Efendimiz o kadar ellerini böyle kaldırdı şeyi düştü. Üstündeki cübbesi düştü. Koltuk altları gözüküyordu. Hazreti Bekir onu teselli etmeye başladı. Ya Resulallah sakin ol. Ya Resulallah üzülme. Vallahi Allah sana yardım edecek. Allah'ın nasıl yardımı sana gelecek o kadar. Ama istiyor. Ona ariş diye bir yer yapmışlardı. böyle Bir gölgelik yapmıştı. Ama nasıl istiyordu? İşte istemek de lazım. Ya ben oturduğun yerde olmuyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. İşte efendim gelir bana demedi. Demedi. Hayır. Bizzat evet. adım attı ve bizzat istedi. Değil mi hocam? Hazreti Lokman. Lokmani Hakim Yani peygamberliği konusunda ihtilaf vardır. Peygamber diyen yani var. Peygamberdi... Kur'an'da övülmüş Kur bir, bir zat. övülmüş bir zat. Kendisinden bahseden bir zat. Oğluna diyor ki ya bu neyye? Ey oğulcuğum, bu ne? İbinin e, musaggarıdır. Kibarıdır. Ey kibarıdır. Evet. Oğulcuğum, akimi salate. Namazını kıl. Çok önemli. Hitap da çok önemli evet. hocam. Evet. Ahmet, oğlum niye namaz kılmıyorsun? Evet. Ayşe, sen yine namaz kılmadın değil mi? Emek değil de. Onlar ya, yanlış uslub doğru sözün katilidir. Ya. Evet. Yani onun için e, uslubumuz işte peygamber bu şekil uslub. Kur'an uslubu bu. Kur demek uslup. Allah bize evet. bununla bunu öğretiyor. Hı, -hı. Ey salat, yavrum, yavrucum. De. Evet. Akimiz salate namazını kıl. Ve emr bil ma'rufi. emret. E, ve enha anil münkeri. Münkerden nehyet. Kötülüklerden en, uzaklaştır. En, en yakın İnsan en el akrab fel akrab, en yakınından başlaması lazım ve arkadaş bir arkadaş çevresi yanlış bir iş yapacaklar ya kardeşim gelin biz bu işi yapmayalım Vallahi Hocam yanlış Akrabadan şey arkadaşlar, akrabadan ziyade mesela kendimize bakalım. Muhakkak. Şöyle Hı -hı. ya Rabbi ne olur sevgili izleyenlerimiz siz de amin diyin. Ya Rabbi önce bunu nefsimize yaşamayı bize Allah Allah Hı -hı. nasip et. Mesela şimdi iyiliği emret kötülüğü de nehyet. Nehyet. Ve... Şimdi şimdi hocam. Evet. <laughs> elime aldım telefonu. Hmm. Şimdi kötülüğü YouTube açtım. Hmm. Bir sürü videolar çıktı karşıma. He? Şimdi kötü nasıl nehyedeceğim hocam? Kapatacaksın. <laughs> yani bak burada başlıyor. Evet. Ya Rabbi. Evet. Nefsim şunu istiyor. Nefsim bunu görmek istiyor, bunu izlemek istiyor. Evet. Ama sen kötülüğü Önce nefsinde yaşa diyerek hı hı. sanki diyerek ben, bana emrediyorsun, ediyorsun. Ben bu sayfadan çıkıyorum. Ben Allahu Teala'dan Bakın şöyle kötülüğü nefsiyle şöyle ümit, bu şekilde nehyetmeyi ümit dedi. ediyorum. Öyle temenni ediyorum ve duam şudur ki bunlar yeni çıkmış. İnşallah inşallah benim temennim, şeyim odur. Bu Müslümanlar, Müslüman gençler bunlardan heveslerini alıp bırakacaklar. Allah'ın izniyle daha önce bir platform vardı şu anda herhalde bilmiyorum ben hiç girmedim bilmiyorum Ora şu an e, kimse gitmiyormuş takılmıyormuş orada e, Facebook mudur herhalde o ya, pek gözden düşmüş yani şu anda o o da düşecek o da düşecek zaten şunu ben biliyorum yeryüzünde ne kadar bir şey zirveye çıkarsa mutlaka sonradan düş düşüşe geçiyor çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın devesi yarışlarda sürekli birinci geliyordu. Bir gün bir Arabi cılız bir deveyle geldi. Dedi ki ben devemi yarıştırmak istiyorum. Ve Kusva ile yarıştırdılar. Kusva'yı yendi. Yenince sahabeler üzüldüler. Ya niye yenildi? Efendimiz dedi ki bu Allah'ın bir kanunudur. Ee, bir şeyi yükseltti mi mutlaka ondan sonra indiriyor. Onun için bu e, bu platformlar da inecek. Allah'ın izniyle hani şöyle Ama işte yine ne kadar e, bir nesil var olmaz. tabii muhakkak. Bu işte sıkıntı e, olacak. Ey oğlum, evet. ey yavrum. işte e, namazını kıl. Kıl. Eee e, marufu iyiliği emret, emret e, kötülükten uzaklaştır. Vasbir ale ma ve sana isabet edene de sabret. Yani başına bir şey yani geldi, problem şey, yaşadın. Bir problem oldu. Olduğu, aile sabret. Diyor. vesaire. Evet. Sabır. E, şimdi Aynı şekilde Allah Teala Peygamber Efendimize diyor ki ve emur ehleke bis salah. Yani namazı ailene emret diyor. Ve emur ehleke bis salah. Peygamber Efendimize söylüyor Allah Teala bunu. Vastabir aleyha. Tabi namaz kılmak zordur. Yani ibadetleri yapmak nefsimize ağır geliyor. Sabredin diyor. Ondan sonra e, akibet diyor takvanındır diyor Allahu Teala. Yine aynı şekilde. Akıbetü lil muttakil. Evet. Vel littak, 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 littaklar. Littaklar. Şimdi İsmail Aleyhisselam'la ilgi anlatırken Allah-u Teala İsmail Aleyhisselam'ı kâne ye'emmuru ehlehu bis salati ve zekâti. İsmail Aleyhisselam anlatırken Allah bize diyor ki İsmail Aleyhisselam diyor ailesine namazı ve zekatı emreden biri idi diyor. Demek ki bunlar hep aileye emreden, Aileyi terbiye eden, önce ailesinden başlayan ki zaten Nebi ile Rasul arasındaki bazı ulemaya göre fark şu şekildir. Her Rasul Nebi'dir ama her Nebi Rasul değildir. Bir Rasul önce Nebi olur sonra Rasul olur. Nebi kimdir? Nebi kendisine bir vahiy gelen ve vahiyi tebliğ etmekle emrolunmayan kişidir. Rasul ise kendisine vahiy gelen... Ve bu vahiy insanlara tebliğle emrolunan kişidir. Elçi zaten. Elçi. Yani birisi birisi arasında birisinde kendine ve ailesine. Yani evet. Kendi, nefsinde kendi nefsine ve. Onun için diyorlar ki evet. neden e peki madem şimdi Nebinin bir anlamı da kendisine haber e, haber veren yani e, haber, e, kime haber veriyor diyor ki en azından kendi ailesine evet. kendisine. Onun için Nebiler e, çoktur, Rasuller azdır, Suhuflar da aynı şekilde. Hatta şey gördüm. İmam Şahane Hazretleri diyor bir gün Hindistan'da giderken diyor bir köyden, oradan diyor bir nubuhat nuru'nun gökyüzüne çıktığını gördüm. Demek ki zamanında kaç yüz bin, kaç bin sene önce orada bir peygamber var. Evet Allah razı olsun. Eee Abdullah ee, Hoca'm çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çocukların üzerimizdeki hakları konusunda Epey Efemzaset ve Selam'ın düsturlarıyla bizi karşı karşıya getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. İnşallah razı olsun. ilerleyen süreçlerde inşallah, e, inşallah konuşacağız. E, Instagram adresimi baktım. Siirt'ler sizleri izliyor. Hocamızı çıkarttığınız için olur. teşekkür ediyoruz. Ben de onlara teşekkür ediyorum. evet inşallah eee sevgili izleyenler Evet sünnet-i seniye bir edeptir. Hiçbirisi yoktur ki altında bir nur, bir edep olmasın. Allah bizi o nurla nurlandırmayı, o edep ile edeplendirmeyi nasip etsin ki Allah bizden, bizim ehlimizden, çocuklarımızdan, çevremizden, mesul olduklarımızdan razı olsun. Evet kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Nefsinde yaşamayan başkasına tesir etmeye etmez, etmeyebilir. Dolayısıyla biz Rabbimin izniyle önce duyduklarımızı kendi iç alemimizde, iç sesimizde konuşarak, onu ikna ederek, onu kabullendirerek yaşamaya adım atalım. Sonra efalimizle bütün herkese bunu ulaştırmaya çalışalım. İslam alimi Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesi çok da hoşuma gider. Eğer biz Müslümanlar bildiklerimizi davranışlarımızla, sözlerimizle, yaşantımızla, efalimizle eğer bir gösterebilsek, sair millette, devletlerin, sair dinlerin, Hristiyanların, Yahudilerin fertleri grup grup dinimize tabi olacaklar. Olamıyorlarsa biz o zaman kendi nefsimizde yaşamakta zorlanıyoruz. Gelin kendimizi, çocuklarımızı ateşten de koruyalım. Dünya sıkıntılarından da koruyalım. Gelin peygamber çizgisiyle hepimiz çizgimizi belirleyerek istikametle o yolda yürüyenlerden olalım. Sünnet-i seniye tabi olanlara hepinize selam olsun. Allah'a emanet olun efendim.